ışıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Yıllarca onlardan ders mi dinledik? Bu kez bir masal dinleyeceğiz. Metin Kemal Kahraman sizlerle. Şahmaran belki Lokman Hekim'in oğludur. Metin Kemal ile birlikteyiz. Biz yıllarca sizden dersimi dinledik. Dersimi de sizden öğrendik. Geçen gün ben Dersim Film Festivali'ndeyim. Ve direkt oraya gittiğim zaman sizin şarkılarınız geldi benim aklıma. Çünkü onlarla birlikte ben tanıdım. Ve sizin şarkılarınızla birlikte sanki görüntü varmış. Ve ben orada sizin şarkılarınızı yine dinliyormuşum gibi oldum. Yine yeni bir albümünüz var Şahmeran. Dersimi dinledik bu kez. Şahmeran masalını dinleyeceğiz. Öncelikle neden Şahmeran masalını seçtiniz? Şimdi zaten yaklaşık 20 senedir Dersim kültürü üzerine sözlü tarih çalışmaları yaptığımız herkes biliyor. Bugüne kadarki çalışmalarımızın bir kısmı derlemelerden oluşuyor, bir kısmı da kendi ürünlerimiz. Şahmeran da yine Seyri Mesel Tiyatrosu'nda 5 sene önce sahnelendi. Seyri Mesel Tiyatrosu oyuncuları tarafından Masalların Düğünü adlı bir proje gerçekleştirmiştik. Ama dediğim gibi bizim sürekli bir kendi kültürümüzü kalıcı yapmaya, kalıcı hale getirmek için bir çabamız var. Şahmaran Kemal'in yani Berhem dergisinden getirdiği, bize önerdiği bir masal. Mustafa Düzgün, bugün Alevi, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Avrupa Alevi Akademisi Başkanı Mustafa Düzgün'ün 35 sene önce Dersim'de yaptığı derlemedir bu masal. Ankara'da bir Berhem dergisi var, orada yayınlanıyor. Biz oradan öğrendik. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, işte Mardin'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Tarsus'ta, Hatay'da, Adana'da, Erzincan'da nereye ulaşabiliyorsak sözlü kaynaklara ulaşmaya çalıştık. Aynı zamanda yazılı kaynaklara da Osmanlı, daha önceki derlemeler ve bu konuda ne varsa aslında toparlamaya çalıştık. Ciddi bir araştırma süreci gerekiyor sizin albümlerinizde. Yani sözlü kültür olduğuna göre mutlaka araştırmamız gerekiyor. O masal hakkında doğru bir fikri söyleyebilmek için. Yani son 5 yıldır da bunun müzikleriyle uğraşıyoruz. Tabii ki ilk sahnelendiği zaman belirli müzikleri vardı, yine bizim yaptığımız. Ama daha sonra sürekli bunu geliştirerek bu sefer bir müzikal masal sunumu şeklinde gerçekleşti. Albümde dikkat ettiyseniz şey var, hikayeler 4 renkle baştan sona. Bu bir remix diyelim. Yani bütün Anadolu dillerinden yararlanarak. Hangi? Zazaca? Zazaca, Türkçe, Kurmancı dillerinden yararlanmaya ve başka kaynaklarda tabii. Her bir renk bir dili temsil ediyor. Yani burada hangi diyelim ki morsa bu Zazaca. İşte kırmızıysa Kurmancı'dan alındı anlamına geliyor. Bu Anadolu'daki bütün anlatıların bir yeniden bir araya getirilerek bütünlüklü bir hikayenin yeniden denenmesi. Renklerin gibi. Özelliği? Renkler o dilleri temsil ediyor. Hangi, yani buradaki pasajlar, bölümler hangi dilden alınmışsa onu temsil ediyor. Masalların şahı desek abartı olmaz. Çünkü kendi öyle bir kurgusu var ki bütün masallara kaynaklık edebilecek bir özelliği var. Bütün dinler tarihini, tabii ki en başta yaratılış, öteki alemler, bu alem, ölüm, ölümsüzlük, Sultan Süleyman, Hazreti İbrahim, Musa, Davud, Muhammed gibi
dinler tarihinin bütün önemli figürlerini içinde barındıran bir masal. Bu anlamda da dini bir metindir desek gene yanlış olmaz. Yaratılıştan bugüne kadar ki yaratılış kurgusunda biliyorsunuz cennette Adem Havva var ve kapıyı bekleyen bir yılan var. Ve bir yılanın ağzı kuyruğuna gelecek şekilde daire şeklinde cennet halk edilmiştir. Yani daire içerisine alınmıştır. Ve kapıyı bekleyen yılandır. Nasıl Adem ile Havva suç işledikleri için cennetten dünyaya atıldılar. Şeytanın girmesine, içeriye cennete girmesine kapıyı koruyamayan yılan da insanla beraber dünyaya atıldı. Şimdi Şahmeran'da hani bir sevgi var, sizin anlattığınız olaylar var ama aynı zamanda da insanlığın zayıflığı var. Şahmeran'da sizi etkileyen ne oldu Şahmeran masalında? İşte sizin ta da söylediğiniz gibi bir sevgi karşısında insanoğlunun zayıflığı tabii ki var. İşte ihanet var, aşk var. Ve tabii ki masal içinde masallar kurgusu var biliyorsunuz. Camusa hikayeleri, Lokman Hekim hikayesi, işte Cihanşah Şems-i Banu hikayesi. Ne var? Bence insanın acizliği var doğa karşısında. Nasıl aslında acımasız olduğunu ve doğaya karşı acımasız davranırsa bunun mutlaka kendisine bir zarar olarak geri döneceğini bize gösteren bir anlayış var. Ve tabii giderek dinler tarihinden kovulan bir figür var. Çünkü Şahmaran bundan 30-40 yıl öncesine kadar, belki de Hakkari'den Mardin'e kadar her evi süsleyen, her evde duvarda, yastık üzerinde, masa üstü, cam altı gibi şeylerde bulunan, gördüğümüz, karşılaştığımız bir figür ama giderek kovulmuş bir figür. Biz tekrar hatırlatmak için bunu öne çıkardık. Belkıya'nın hikayesi çok ilgimi çekiyor yani. Çünkü o 20 yaşlarında yeni padişah olmuş biridir. Babası kendisine 40 odalı bir saray bırakır. Bu 40 odanın bir odası, kapısı ve pencereleri kapatılmıştır. Babasının vasiyeti, bak burada bir saray bıraktım sana. Bunun 39 tanesi senindir, biri yasaktır, ona girme. Ama belki ya babası öldükten sonra merak eder, girer ve 3 gün boyunca masada bir kitap vardır. Onu hiç kalkmadan 3 gün boyunca okur ve tahtını, yurdunu, tacını, her şeyini bırakır. Kitapta söz edilen, henüz gelmemiş olan bir peygamberin adına aşık olur. Muhammed'in adına aşık olur. Muhammed aynı zamanda dersinde dualardan da, sabah dualarında görürüz. Hani sabah güneş doğar doğmaz dersimler güneşe dua ederler. Ya Muhammed, estağfe estağfe remkaniye diye devam eden bir dua vardır ki bu da Muhammed'in orada güneş olduğunu anlıyoruz. Belkıya gitti, belki 90 yaşlarında muradına erdi. Yani balkıdı, parıldadı, güneşe karıştı. Belkıya'nın hikayesi o yüzden biraz daha özel. Peki ciddi araştırmalara dayanıyor. Bunların hepsini hani siz dersinde olarak size anlatıldı mı? Yoksa siz gidip araştırdınız mı? Kimlerle konuştunuz bu bilgileri elde etmek için? Tabii biz sadece masallar değil, o kültüre ait her şeyi kaydediyoruz. Birinci yaptığımız iş bu. Öncelikle sözlü kaynaklara sorduk tabii ki. Hani yazılı kaynaklar zaten biraz belli eksikleri de içinde barındırıyor. Tabii ki sözlü kaynaklara sorduk. Ulaşamadığımız kaynaklara başka arkadaşlar vasıtasıyla giderek Mardin örneğinde olduğu gibi de bir derlemeci ekip oluştu orada. Yani bu işleri yapan ve çok önemli bir Şahmaran anlatıcısı dengbejini buldular. Önemli kayıtlar gerçekleştirdiler. Önümüzdeki dönemde
bunların tamamı bir kitap haline geliyor. Yani Hatay'da nasıl anlatılıyorsa, Mardin'de nasıl anlatılıyorsa, Dersim'de işte hangi dilde nasıl anlatılıyorsa, o dillerden toplu bir şekilde insanlar rahatlıkla Anadolu'daki bütün bu farklı versiyonları görebilsinler diye kitap haline getireceğiz. Ortak bir kitap. Bir müzisyen olarak hani şunu düşündünüz mü hiç? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Hani sonuçta şarkısını yapıp hani bu kadar da derin araştırmamıza gerek yok. Hani bunu yaparken de tabii ki Metin Kemal'in bir derdi var. Neyi onu izleyicimiz de öğrenmek istiyor. Evet. Şimdi binlerce yıl öteden gelen bir dil ve diller, Anadolu dilleri. Ve bunlar sözlü ve bizim çağımızda, bizim gözümüzün önünde kayboluyor. Bizi harekete geçiren bu. Hani size annenizin babanızın devrettiği dil sizin çağınızda sizin gözünüzün önünde yok oluyor. Ve buna gönül vicdan el vermiyor tabii. Evet. Biraz kendimizi bu işlere memur ettik biz de. Yani dediğim gibi sadece masallar değil. Daha önce de yaptığımız gibi Dersim'in işte duaları, semahları, gulbankları, yine bir Çeveri Hazarı Binler Kapısı albümünü kitap CD olarak hazırladık. Daha da önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istediğimiz çok proje var. Henüz yani belki de %1'ini bile gerçekleştirmedik. Çünkü son 20 yıldır biz yaptığımız bu kayıtlarla belgesel mi yaparız, albüm mü yaparız, kitap mı yaparız gibi düşünmüyoruz. Önce kaydetmek birinci planda görevimiz diye düşünüyoruz. Kemal Kahraman diyoruz. Metin Bey sizinle birlikteyiz. Peki Kemal nerede diye soralım size. Kemal Almanya'da, Berlin'de yaşıyor. Müzikleri orada mı yapıyorsunuz? Biz genelde kayıtların büyük bir bölümünü orada yapıyoruz. Bazı renk enstrümanlarını burada İstanbul'da yaptık. Ama genelde Almanya'da kayıtlar yapılıyor. Kemal'in durumu da şundan ibaret. Kemal işte bir 4 sene cezaevinde kaldı. Bunun sebebi de 97'lerde Ankara'da bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi öğrenciler. ODTÜ, Hacettepe, birçok üniversite ortak. Filistin'de İsrail askerlerinin, Filistinli gençlerin kollarını kırdığı, taş atan gençlerin kollarını kırdıkları bir dönemdi o dönem. Bu durum her tarafta protesto edildi. Orada da sonucunda ceza aldılar. İşte pankart açtıkları için şu bu. Çıktığı zaman yine rahatsız edilince ailenin de biraz şeyle Avrupa'ya gitti. Daha da gelemedi. Metin Kemal Kahraman popüler kültürden uzak duruyor. Hı. Televizyonlardan, işte popüler gazetelerden uzak duruyor. Ama Metin Kemal Kahraman'ın da bir kitlesi var. Ve her zaman onu dinleyen, onu hiç bırakmayan. Bunun nedeni nedir sizce? Yani aslında öyle popüler televizyonlardan veya gazetelerden kaçmıyoruz da. Kimsenin bizi çağırdığı yok aslında. Evet. Yani bu tabii şey de değil. Bu, tabii. Çünkü biz şarkılarımızı herkesle paylaşmak isteriz. Şu öğrendiğimiz şeyleri bütün herkese anlatmak isteriz. Herkesin farkında, herkese bir farkındalık yaratmak isteriz. Çünkü ancak böyle demokrasi olacak, böyle birbirimizi tanıyacağız. Böyle yaşanabilir bir Türkiye olacak. Dersim coğrafyasında ilk kez yıllar sonra ilk kez çekilen, ilk yanılmıyorsam 1972'de Cemo çekilmiş Pertek Kalesi'nde. Sonrasında ise 2010'da da Oğul filmi çekildi ve müziklerini siz yaptınız. Evet. Değil mi? O süreçten de biraz bahsedebilir misiniz? Aslında ilk Zazaca Türkçe film diyebiliriz Oğul için. Yönetmen Atilla Cengiz arkadaş ki çoğu Dersimli zannediyor değil, Karslı. Çok güzel bir öyküsü, iki babanın buluşması, yani daha doğrusu işte biri dağda, biri asker zannediliyor ama değil, Dersim'e yolculuk etmek isteyen bir Karadenizli genç. Bunun sonucunda da babalar buluşuyorlar, tabii gençler ölmüş, mezarların başında babalar buluşuyor. Öykü çok güzeldi, o yüzden severek yaptık.
Güzel oldu hakikaten. Şimdi Şahmeran albümünde çok sayıda sanatçının da katkıları var. Hı-hı. Kimler onlar? En başta Sayat Nova Korosu'yla iki şarkıyı koral olarak düzenledik. Sayat Nova Korosu'nun en başta büyük katkıları oldu. Erkan Oğur'un hem işte domurla biliyorsunuz, kopuzla deniyor. Hem de işte gitarla katkılar oldu. Okay Temiz'in perküsyonlarda katkısı var. Yine de onun haricinde bizim kendi ekibimiz var. Serdar Keskin, bizim yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın çok önemli katkıları oldu. Sağ moru, Elka Lazer Okman Hekim. Bu hafta seyircisiyle buluşan Kaledeki Yalnızlık kalbinize dokunacak. Şimdi filmin ekibiyle yaptığımız söyleşi geliyor ekranlarınıza. Öncelikle Nurettin karakterinden başlamak istiyoruz. Nurettin karakteri nasıl bir karakter? Ya Nurettin işte gerçekten kişilikli kaliteli bir insan. Hani ailesine düşkün. İşte erken yaşlarda evlenmiş, 20'li yaşlarında falan işte. Böyle bir evlat meydana getirmiş. Güzelliğe bak. Ondan sonra bana da benziyor değil mi biraz? Evet, yüzüm göz renkli gözlü. ben daha yakışıklıyım ama o kesin. Ya Nurettin evet sporu da ahlakıyla yapmış. Fakat işte elin bir kaza sonucu. Bir trafik kazası sonucu karısını kaybetmiş, kendisi sakat kalmış, birkaç yıl herhalde oynayamamış. Sonra yine yetiştiği kendi kulübünde devam etmiş futbola ama o çıkışı, sıçrayışı bir daha yapamamış. Ondan sonra işte bütün varını yoğunu oğlunun üzerine kurmuş. Bir daha evlenmemiş, hayatına bir kadın sokmamış ki alyansı hiç çıkartmamış parmağında. Böyle bir karakter. Yani çok düzgün, klasik insanımız gibi gayet terbiyeli, efendi, evet. Aile babası, yaşamaya çalışan, aslında yaşatmaya çalışan. Aslında yalnızken aynı zamanda da çok dostu olan bir evet, insan. Evet. Yani onun yalnızlığı işte daha çok hani yastığa başını koyduğu zaman ki işte o mahkeme süreçleri falan vardır ya. Hı-hı. O zaman çok yaşıyor içinde. Yani karısını hala seviyor. Oğluna tapıyor ama arasında bir malum işte gençlik işte uçurum var. Yani kendisi de dişiyle tırnağıyla bir yerlere gelmeye çalıştı. Oğlun da onurlu, kaliteli bir insan evladı olarak yetiştirmeye çalışıyor. Sigaradan, kötü alışkanlıklarından uzak tutmaya çalışıyor, okutmaya çalışıyor. Tek derdi o. Pek hayattan kendisinin pek fazla beklentisi olmayan birisi. Kaç bitti? 0-0. Volga kardeşim sağ olsun. Yani zaten hep işte festival süreçlerinde o ara beraberdik. Hep konuşurdu işte abi futbol işte sen nasıl kaleci, ne yapıyorsun? Ben ara sıra anlatırdım böyle hikayelerimi. Hoşuna giderdi. Bir gün bayağı bir zaman sonra ben Fethiye'deydim. Arkadaşlarım yanında beni aradı. Abi gelir misin dedi. Senaryo hazır dedi. Ne senaryosu dedi. Abi bir gel sen dedi. Ben kalktım İstanbul'a geldim. Verdi senaryoyu. Bir şaşırdım açıkçası. Baktım. Sonra gittim akşam okuyayım dedim evde. Fırtına orada başladı zaten. Yani okudum. Yani şimdi Nurettin kaybetmiş bir abi. Öyle ya da böyle şart koşuyorlar. Kendi isteği doğrultusunda ya değil işte bir kaza sonucu. Benim de kaybettiğim bir nokta var. Ben de işte biraz duruşum. Hani o aslında kaybetmiş olarak ben görmüyorum. Neyi kaybetmiş olabilirim? Çok ünlü olmayı, çok paralar kazanmayı, en büyük takımlardan. Bunu kim istemez ama o başka bir şey. Hani o senaryo ilk okuduğumda her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim çok ağladım yani. Çok yani kendimi gördüm. Hani Numan Nurettin gibi değildi ama hani o da kaybetti. O kadar yetenekli, başarılıyken işte bir kaza sonucu, bir işte kötü bir olay sonucu o çıkışı yapamamış. Yok olmuş artık yani. Ben de hani oynadığım dönem içinde ben de futbolcuyken işte çok methedilirdim, çok övülürdüm. Yani çok iyi reflekslerim, çok iyi bir kaleci, fiziğim, boyum, postum, işte reaksiyonlarım, timingim. Ama işte benim de hani kaybetme diye bakarsak ya işte o malum klasik işte. Benim bir duruşum vardır. Genelde pek kabul edilmezdi. Spor camiasında hani. Ne başına buyruktum ben. Biraz pek disipline edilemiyordum. Yani, evet işte yani ne bileyim akşam 10'da yataklardasın. 11'de ışıklar sönecek bilmem. Bu ne diyordum hep kamp gibi yani askeri kamp gibi. Yani ben istemiyorum ki bu kadar baskı altında bu kadar başarılı
Nasıl olunur onu bilmiyorum. Hiçbir zaman da çözemedim zaten. Zaten çözemeden de yaşım geldi, bitti. Gerçi ben de oynardım da bıraktırdılar. Hiç kimse almadı. Ya size çok yavaş bir karakter değil. Değil, yok. Yok değil. Çok özdeşleştiğimiz çok şey var. Hani Nurettin'de olmayan Numan'da vardı. Numan'da olmayan Nurettin'de vardı. İkisini bir kolaj yapınca farklı bir şey çıktı ortaya. Mesela set boyunca hiç yüzüm gülmedi. Kolay kolay hiç yüzüm gülmedi. Yani çünkü o moda da girdik. İşte kaybetmiş bir adam, dalgın bir adam. Yani bir şeye bile çok zor reaksiyon gösteren. İçten içe yani. İşte dediğim gibi tek şeyi oğlunun başarılı olması. Onun yüzünü güldürecek başka bir şey yok zaten. Derler ama bu filmde pek öyle olmuyor evet, galiba. Çok güzel düşündü. Beyaz çok fazla futbolda bir ilgisi yok evet. Değil mi? Evet. O zaman Beyaz'ı hiç senden yok. Yani ben rolü ilk aldığımda senaryoyu elime dedim ki hani bu rolü oynamalıyım ve çok etkilendim ben senaryodan. Oynarken çok zevk aldım. Çok zorlu süreçler geçti. Çok derin bir karakter. Bir babayla oğlun arasındaki ilişki, o derinlik çok güzel işlenmiş. Biz de güzel yansıtabildiysek ne mutlu. Yani Feyyaz babasının yediği her golden nasibini almış bir çocuk. Yani vay vay. Hepsinden etkileniyor ister istemez. Babasıyla arasında büyük bir uçurum var ama çok da sıkı bir bağ var. Çok derin bir karakter. Çok zevk aldım oynarken. Şimdi şu anda sizinle sohbet ederken şöyle bir şey gözlemledim. Sizin o filmdeki diyaloglarınız buraya da biraz yansımış gibi. Yani sanki ben evet, onu hissettim ya vallahi. Yani yüzümde diyorum çünkü böyle baktığım yaşanmış hani bir hikaye yani işte toplumdan bir kesit. Evet. Yani onu çıkarttık işte adamın yaptığı iş kalecilik yani işte bir koruma mekanizması güçlü bir insan hani. Çünkü bir kaleyi koruyorsun. Futbolcu arkadaşlarım var, onlar hep gol atmaya ya da attırtmaya çalışacaklar ama senin görevin sadece ve sadece o yuvarlak şeyi, top dediğimiz şey o kalenin içine girmeyecek. Bu işte bununla bir hayat kurmak, işte bununla işte dünyalığını bitirmen, hani evlatlarını yetiştirmen, güzel bir aile ortamı kurmak. Hep bunu ama işte çuvallayınca doğal olarak artık arkası gelmiyor. Gelmeyince de işte yıkım başlıyor. Filmi izlerken yani gerçekten baba oğul arasındaki ilişki hani belki birbirlerine uzaklar ama gerçekten de bir sevgileri var. Hani evet. Sizler de bunu verebilmişsiniz. Hani sen onu deneyimlerken ne yaptın? Hani neyi örnek aldın? Hani bir şey mi izledin veya öyle bir çocuk ne yapardı mı dedin? Ya bir babayla oğlun arasındaki uçurumu ben ilk Kafka okuduğumda çok etkilenmiştim ve öyle bir rol bana nasip oldu ve gerçekten içselleştirmiştim onu ta kitabı okurken. Kafka'nın bir kitabında. Yani zaten bizim ekibimiz çok iyi bir ekipti. Bizim partnerlerimiz yani sette çok iyi bir ortamımız vardı ve hiçbir zorluk çekmedik. Ben 13 yaşında başladım Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda. Hala orada kadroluyum, devam ediyorum. Özel tiyatrolar, işte daha önce bir sinema filminde oynadım, dizi denemeleri falan devam ediyor. Peki seyirci anlayacak mı sizce filmi? Anlayacak evet. Anlayacak. Kendine çok yakın bir film aslında değil mi? Çünkü evet, hani ekonomik sıkıntılar, evet, onların getirdiği zorluklar. Evet. Yani çoğu insan filmi izlediğinde kendinden, kendi hayatından birçok kesiti orada görecek. Birçok şeyi. Biz mesela şeyi çekerken Tolga'yla şöyle bir şey oldu. Şimdi tanıdım, sevdim. Bir yere koydum onu. Sonraki hal ve hareketlerini izledim. Biraz da kendi babamla ilişkimi falan da düşündüm. Tolga'ya biraz set haricinde dışarıda sert davranmaya başladım. Hatta şey dedi, ha biliyorum dedi abi dedi işte hani senaryodaki şey gibi sert evet, dedi. Aslında öyle bir şey yoktu aklımda. Gerçekten sert davrandım. Yani çünkü gencecik adam da yani pırıl pırıl bir insan. Hani bazı işte hani göze batan bazı şeyleri görünce temizlemek istedim. Çünkü hani büyüğüm, abisiyim, daha çok yıl kat etmişim, daha kilometre taşı kat etmişim. Hani gençler hata yapabilir. Öyle aman aman bir ahlardı ama şimdiden önünü
almak gerekir. Birçok şeyi de uyardım. Hatta sert çıktım. Setin içinde de sertliğim oldu. Biraz açtım mesafeyi. Biraz aç ama seviyorum. Sevmiyorum. Açınca o açılan köprünün üzerinden ona yetişmeye çalıştım. Belki orada derinlik kazanmış olabilir. İki duble daha gönderseniz. 8-0'ı mı kutluyorsunuz? Pantel Nurettin'i kova Nurettin yaptınız ya. Helal olsun. Memur olsaydın emekli olmuştun çoktan. Bak sen de şimdi o garibanda ne hallere düşüyorsun. Kaledeki Yalnızlık filminin oyuncularıyla konuştuk. Bu kez yapımcısı müzisyen Mazlum Çimen'le yaptığımız söyleşi geliyor ekranlarınıza. Sizi müziklerinizle tanıyoruz. Ama bugün farklı bir şey için buradayız. Çünkü sizin yapımcılığını yaptığınız bir film vizyona girecek. Kaledeki Yalnızlık. Bu çılgınlık mıydı? Nasıl karar verdiniz Kaledeki Yalnızlığa? Aslında bunun bir çılgınlık olduğunu düşünüyorum da. Aslında daha doğrusu çılgınlık olduğunu sonra da öğrendim. Yani o kararı verdiğimde çılgınlık olduğunu düşünmüyordum. Evet yaparız diye girdim. Ama sonradan nasıl yapılacağını değil de daha çok nasıl yapılamayacağını öğrendim. Yani biraz pahalı öğrendim ama öğrendim onu. Nasıl yapılmayacağını biliyorum. Bu açıdan bakarsak bir çılgınlıktı. Ama o çılgınlığı da yaptım. Siz zaten sinemayı, televizyonu, yani bunların sektörünü çok yakından biliyorsunuz. Sürekli müziklerini yapıyorsunuz. Çok bulaşmasam da biliyorum. Peki yapımcılık olarak bu nasıl bir deneyim oldu? Bu dehşet, yani bunun tam net cevabı yok bende çünkü hala bir boşluktayım yani. Şöyle söyleyebilirim, bu yapımcılıktan bana kalan duygu şu anda kendimi özledim. Yani kendimi özlediğim duruma geldim yani, öyle bir şey. Bu ilk olması ya da deneyimsiz olmamız, farklı yerden baktığınız görüntülerin aynı üste gelmemesi, işte görüntünün içinizdeki gözlerin biraz kayması falan bu duyguya getirdi beni. Bayağı bir zor yaşadım ilk seneyi yani. Kaybolan şu benliğimi alıp giden değil misin? Yapımcı olarak her anını takip ettiniz mi filmi? Filmin her anını takip ettim tabii ki ama şu durum vardı ki daha çok filmin arka tarafını oluşturabilmek, oranın aksamaması için uğraşmak sette fazla olma durumumu engelledi. Zaten ekonomik olarak inanılmaz zor bir süreç yaşadık. O ekonomiyi oluşturmak adına haftalarca aralar verdik mesela. İlk bir hafta çalıştık, iki hafta çalışamadık. İki hafta çalıştık, bir hafta çalışamadık. Uzadı bayağı. Yani bizim şöyle bir durumumuz var. Biraz daha uzatsaydık herhalde Ben Hur'u çekerdik biz yani. Öyle bir durum oldu. Peki bütün yatırımlarınızı harcadınız mı filmde? Aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı evet hepsini harcadım. Yani bütün yatırımı harcadım. Daha çok yatırım ekonomik olarak tabii ki çok önemli bir duruştur. Ama manevi anlamda çok şey harcadım. Yani o asıl orası beni ilgilendiriyor. Orada biraz üzgünüm kendime karşı çünkü kendimi üzdüm o anlamda yani çok manevi olarak mazlumu bayağı bir örseledim, sarstım, biraz zedeledim yani. Zor bir iş film yapmak. Çok. Hani Kaledeki Sessizlik'te sizi etkileyen ne oldu ki böyle bir zor kararı verdiniz? Ya Volga çok hoş bir hikayeyle geldi. Güzel bir senaryoydu ve Kaledeki Yalnızlık ismi çok güzeldi. İsimle başladım, sonra incelemeye başladım da hikayeyi okuduğumda çok etkilendim yani. Ve o hikaye birkaç yıl gitti geldi, olmama durumu vardı. Belki daha sonra başka bir şekilde olacaktı ama o anda ben de Volga'ya şey dedim yani. Gel bunu beraber biz yapalım. Yani biz yapalım, niye yapmayalım ki dedim. Bu etkiledi beni ve bir anda girdim öyle bir karar. En çok hangi sahnesi? Filmin çok sahnesinde etkilenmişliğim var ama ben hala bakarım. Yani hüzün içerisine bakmak istemiyorum çünkü filmin içinde bir hüznü var zaten ağır bir şekilde gidiyor ama beni etkileyen yer şeydir, yaklaşım biçimi. Yani bir kulüp başkanının gelip bak oğlum deyip işte bir Afrikalı işte bir
kaleci, kaleyi gösterip bak oğlum işte Kabe, şey, kale eşittir Kabe demesi beni çok etkiler. Yani nasıl bir yaklaşımdır o, nasıl bir metafordur bilmiyorum. Yani inanılmaz bir şey. Onu nasıl düşünür? Yani o kutsallığını düşünebiliyor musunuz? Yani oradan hareket ederim ben çünkü. Kale eşittir Kabe ve kaledeki yalnızlık. Yani Kabe'de yalnız kalmak gibi bir şey bu aslında. Peki Mazlum Çimen nasıl bir yapımcıydı? Hani sert miydi? O kimse, oyuncular kim olacak? Ne yapacaklar? Neyi oynayacaklar? Hepsine karar verdi yok, mi? Yok, oyuncular konusunda kararımı vermiştim. Şu insanlar, bu insanlar falan, şu arkadaşlar, dostlar değil mi? Mazlum Çimen yapımcı bile değildi aslında o süre içerisinde. Yani hiç öyle bir şey olmadı. Yani, ve enteresan bir şey, bütün arkadaşlarım ve set arkası ya da çocuğum, benim oğlum, çocuğum dediğim insanlar, karşımda olanlar, yanımda olan herkes inanılmaz şaşırttım çünkü iki sene ben gık demedim. Yani ben çok aksi, sert, deli dolu bir adamım. Ben onun için diyorum, kendimi özledim çünkü ben. Yani bir anda çeker giderim, hiç umurumda değil. Yani ben anı iyi yakalamaya çalışıyorum. Anı yakalamaya çalışan bir insanım. Acayip bir şeydim ben yani. Kendi huysuz, disiplinsiz bir insan. Ama bu film bitene kadar, hatta şu ana kadar benden gık çıkmaması, hiç tepkisel olmayışım. Herkes şaşırttı, inanamadı. Ya artık bir tepki göster. Ya ne yapıyorsun sen? Böyle olmaz mı? Bir de gelişecek olan ya da gelişen ya da gelişmesini istediğiniz bütün her şeyin önünde duran bendim. Filmin müziklerini de siz yaptınız. Evet, ben ve oğlum Saki Çimen beraber yaptık. Aslında yapmaya çalıştık çünkü terzinin söküğünü dikmesi esprisi gibi bir şey. O kadar yoğunluk bir sorunlarla, işte meselelerle, gündemle fazla çok film yapmak, şey, film müziği yapmak aklımıza gelmedi. Ben, aa, biz bunun müziğini yapmadık dedik yani. Yani neredeyse şey diyecektik ya, bir film müziğini yok mu, gelip müziğini yapsın diye düşündüğüm anlar da oldu. Onun için çok şey, dar zamanda bir şeyler yaptık. Şimdi ben filmi izlediğim zaman hani şöyle bir şey düşündüm filmle ilgili. Gerçekten buradaki insanlar üzülmüşler hikayeye. Sevindikleri yerde de gerçekten sevinmişler. Öyle bir şey yaşandı galiba. Gerçekten öyle bir şey oldu mu? Vallahi bunu iyi yakalamışsınız. Güzel. Yani bu çok gerçekçi bir şey. Yani üzüldüğümüz yerde üzüldük gerçekten ve sevindiğimiz yerde sevindik. O da filme yansıdı sanıyorum, bilmiyorum ama. Aslında üzüldüğümüz yanlar sevindiğimiz yanlardan çok daha dominant, çok daha baskın bir süreç. Bu filmin süreci. Ama sanıyorum, umarım ki bu saatten sonra da işte sevineceğimiz süreç uzunluğu, yaşadığımız hüzünlü uzunluktan daha metraj olarak uzun gelir. Daha mutlu oluruz inşallah. Peki film vizyona girdikten sonra ne sizi hayal kırıklığına uğratır? Gelen tepkilerden. Beni hiçbir hayal kırıklığına uğratamaz artık. Yani benim bir tek şeyim vardı, hedefim vardı. Filmin vizyona girmesi. Ödül de odur, hayal kırıklığını ya da olmaması da odur. Yani eğer film vizyona giremeseydi hayal kırıklığım olurdu işte. Yani film vizyona girdikten sonra benim artık hiçbir hayal kırıklığım yok. Yani çünkü o noktadan sonra kendim endekslediğim bir beklenti yok aşamada. Yani ben sadece bu filmin vizyona girmesini becermeliydim. Çünkü diyebilirim ki 50 yıllık ömrümü koydum gibi bir şeydi bu. Ve film vizyona girdikten sonra hiçbir şey umurumda değil. Yani hiçbir hayal kırıklığı beni yaşatmaz. Yani yıktınız. Yani acılardan beslenmek, popülizmine girmek istemiyorum. O çok tuhaf gelir bana ama filmin vizyona girmiş olması benim için en büyük ödül. Yani ne öyle anlamda beklentim var, ne işte böyle beklemiyordum diyecek bir kelimem var. Hayır, filmi vizyona sokmak en büyük hedefti ve soktuk. Film vizyona girdi, evet, sorumludur. Bundan sonrası işte izleyicinin ya da beğenecek insanın benim de meselesi. O benim meselem bile değil artık. Peki müzisyen Mazlum Çimen'in titrinde yapımcı müzisyen Mazlum Çimen'de olacak mı bundan sonraki için de yeni filmler? Ben bir kere o titri meselesini anlamıyorum. Yani titri, buna gücük olur ama titri meselesini. Ama yan yana koyduğunuzda ne iş yapıyor bu adam dediğinizde ya da bu insan, bu kadın, bu birey, bu çocuk dediğinizde çok işle uğraşmış olmaktan mutlu değilim o kadar. Ama yaşadığım süreç ya da hayatım biçimi bana sunduğu yelpazedeki görüntü öyle çıktı. Yani ben her şeyi bulaştım aşağı yukarı. Heykele bulaştım, resme bulaştım, tiyatroya bulaştım, bale sanatçısıyım. Müzik yapıyorum, halk ozanlığından, kültürden geliyorum, ne bileyim yani filmde oynadım, işte film müzikleri yaptım, besteler yaptım, yanına bir de yapımcılığa girdim.
Daha önce de yapımcıydım ben, çünkü çimen yapım vardı, hala da var ve var olacak, çünkü müzik yapımcısı da yapıyordum. Bunun için film de eklendi. Şimdi üçüncü ayağı oluşturacağım, kitap yapacağım. Yani kitap yayıncılığı yapacağım. O zaman devam edecek. Yani üç ayağı oluşturacağım. Müzik, film ve edebiyatı bir araya getirmeye çalışıyorum yapım evi olarak, ya yapımcı olarak. Ama bu ben film yapımcılığı da yapacağım diye gelmedi. Yani bir anda böyle bir şey girdikten sonra, evet, bir tane film yapmış olmanız sizin film yapımcısı olduğunuz anlamına gelmez. Çünkü yapımcılığı öğrenmeye başladığınızda film yapmak da değil, kotarmak da değil. Doğru projeyi doğru şekilde halletmekten geçiyor. Yani yoksa coğrafyaya baktığınızda çok yapımcı var. Ama yapımcı diye sayacağınız insan sayısı, yapımcı sayısı sanıyorum parmaklarımızın sayısı kadar değildir. O anlamda eğer yapımcı olabilmeyi düşünüyorsam, yani yapabileceksem ya da yapabilirsem, o zaman evet yapımcılık titrini de oraya koyarım. Yani bir film yapmakla yapımcı titrini oraya yazmak ya da o titri dediğimiz şeyi halletmek değil. Oraya yapımcı yazmak istemiyorum. Benim asıl yapmak istediğim bir film var. Yani eğer onu yapabilirsem, asıl yapmak istediğim filmi yaptığım zaman ben yapımcıyımdır. Şu anda yapımcı değilim. Var mı peki? Olmaz mı? Herkes kendi kafasında kendi filmini çeker her zaman. Söyleyecek misiniz peki? Hayır. Söylemeyecek misiniz? Başka bir şey. Son bir maç diyordun. Al sana son maç işte. Sana 20 bin lira artı transfer teklif ediyorum. İyi düşün ve son cevabını ver bana. Hiç kimse için değilse bile dışarıdaki seyirci için oynayın. Hadi beyler! Hadi beyler! Sevgili izleyiciler, bugün de geldik şehir ışıklarının sonuna. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.